Vücudumuzun en sakin haline geçtiği uyku halinde zihnimizde oluşan imgeler hep ilgi çekmiş ve bilim dışı birçok olguyla ilişkilendirilmiştir. Bilinen yüzler. Rüyalarınızda sadece bildiğiniz yüzleri görürsünüz. Siz rüyanızda tanımadığınız bir adamdan kaçtığınızı düşünseniz de daha önce onu belki de TV'de, belki de otobüste, belki de alışverişte görmüşsünüzdür ve beyniniz o simayı sizin için bilinçaltınıza kaydetmiştir. Erkek ve kadınların rüyaları farklıdır. Kadınlar karşı cins hakkında daha çok rüya görürken bu durum erkeklerde tam tersidir. Erkekler rüyalarında kadınlara nazaran daha agresif duygular hisseder. Rüyalarımızın %90'ını unuturuz. Uyandıktan 5 dakika sonra rüyamızın yarısını unuturuz, 10 dakika sonra ise %90'ını. Herkes renkleri göremez. Günümüzde insanların yaklaşık %4'ü rüyaları siyah beyaz görür. 1960'lardan önce ise televizyonların siyah beyaz yayın yapmasına bağlı olarak bu oran çok daha yüksekti. Herkes rüya görür. Aşırı psikolojik sorunları olan insanlar dışında her insan rüya görür. Eğer siz görmediğinizi düşünüyorsanız muhtemelen rüyalarınızın tamamını unutuyorsunuz. Körler rüya görebilir. Görme yeteneğini doğduktan sonra kaybedenler rüyalarında görsel imgeler görebilir. Doğuştan görme engelli insanlar ise rüyalarında resimler göremez. Fakat aynı seviyede dokunma, duyma ve koklama duyularını hissedebilir. Rüyalar semboliktir. Rüyalar sırasında bilinçaltımız konuşur ve bilinçaltımız oldukça derin konuşmayı sever. Rüyanızda gördüğünüz şey ile ifade ettiğiniz şey son derece farklı olabilir. Rüyalarımız işbirlikçidir. Gerçek hayatla paralel çalışır. Mesela siz uyurken dışarıda birisi keman çalıyorsa rüyanızda kendinizi klasik müzik konserinde sanabilirsiniz. REM hali. Derin uyku fazında gözler göz kapakları altında çok hızlı hareket eder ve uykunun bu hali uykunun 1/4'ünü oluşturur. REM uykusu sırasında rüyada ne kadar hareket edilirse edilsin, vücut geçici felç halindedir. Hayvanlar da rüya görür. Yapılan araştırmalar hayvanların da insanlar gibi rüya gördüğünü ortaya koymuştur. Buna verilebilecek en güzel örnek ise uykudaki kedi ve köpeklerin patilerini yürüyormuşçasına kesik kesik hareket ettirmeleridir. Duygular. Rüyalarda pozitif duygulara oranla negatif duygular daha baskındır. En çok hissedilen duygu ise endişedir. Orgazm olabilirsiniz. Rüyalarda boşalma olmasa bile zihinsel olarak gerçeğinden çok daha şiddetli orgazm yaşayabilirsiniz. Horluyorsanız rüya göremezsiniz. Bu varsayım bilimsel olarak %100 kanıtlanamamıştır. Fakat yapılan araştırmalarda horlayan insanların daha kısa ve genellikle unutulan rüyalar gördüğü sonucuna varılmıştır. Geleceği gösteren rüyalar. Yapılan araştırmalar, insanların %18 ila %38'inin rüyalarında geleceğe ilişkin veriler taşıyan imgeler gördüğünü, %70'inin ise dejavu yaşadığını gösteriyor. Rüyalarda geleceğin görülebileceğine inanan insanların oranı ise araştırmaya bağlı olarak %63 ila %98 arasında değişmekte. Ya Meraktan kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.